Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli ve başarılı beyin cerrahlarından, bilimsel çalışmaları dünyanın en prestijli tıp dergilerinde yayımlanan Profesör Doktor Yusuf Erşahin, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yaşama veda etti. Profesör Doktor Erşahin'in ölümü başta eşi Burçak Erşahin'le ailesini, dostlarını, meslektaşlarını şoke etti. Profesör Doktor Erşahin için Tıp Fakültesi Muhittin Alalampis'inde düzenlenen törende Rektör Profesör Doktor Candeyer Yılmaz, Ege Üniversitesi'nin çok başarılı insanlar yetiştirdiğini, fakat Ege Üniversitesi'nin temel yapı taşlarından birini kaybettiklerini, kendisini ve insanlar için yaptıkları çalışmaları asla unutmayacaklarını belirtti. Ama bazıları zihnimizde çok derin izler bırakır. Yusuf'un efendi ve çok üretken kişiliği, ona dokunan herkeste bu izlenimi mutlaka kalıcı yapacak bir özellikti. Bu yönüyle söylenecek çok şey var aslında. Daha sonra Ege Üniversitesi televizyonu mikrofonuna konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu, merhum Profesör Doktor Yusuf Erşahin'in çok yakın dostu olduğunu, çalışmaları ve karakteriyle örnek bir kişi olduğunu, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini ileterek sözlerini tamamladı. Beyin cerrahisi alanında ve pediatrik çocuk nörojirurjisi alanında bu konunun en iyilerinden oldu. Çok erken yaşta kaybetmenin gerek dost olarak, gerek fakültem olarak, gerek tıp camiası olarak acısını içten hissediyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ege Üniversitesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Aydın, merhum Profesör Doktor Yusuf Erşahin'le uzun yıllar birlikte çalıştığını, uluslararası düzeyde başarılarıyla Türkiye'yi çok iyi temsil ettiğini belirtti. Akif arkadaşımızın vefatı bizi çok üzdü. Uzun yıllar birlikteydik. 40 yıla yakın bir birlikteliğimiz var öğrencilik yıllarımızdan bu yana. Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir doktor, çok iyi bir bilim adamı. Bunlar yetmiyor. Ulusal ve uluslararası camiada çok büyük başarıları imza atmış. Ülkemizin yüz akı bilim adamı. Ama aynı zamanda insani değerler olarak sahip olunabilecek bütün en güzel özelliklere sahip olan bir arkadaşımız. Son olarak Ege Üniversitesi televizyonu mikrofonuna konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner, merhumun insani değerler olarak ender karşılaşabileceğimiz bir şahsiyet olduğunu belirtip Ege Üniversitesi'ne ve Türk Tıp Camiası'na başsağlığı dileklerini iletti. Çok büyük bir kayıp. Hem bir insan olarak, hem hekim olarak, hem bir bilim adamı olarak sadece Ege Üniversitesi'nin kaybı değil, Türkiye'nin büyük bir kaybı. Kendisi hepimizin hocası ve hepimizin kardeşi. İnsan olarak da çok ender rastlanan bir özellikler taşıyordu. Burada zaten katılan insanların kendi duygularını, ifadelerinden de bunu anlıyoruz. Profesör Doktor Yusuf Erşahin törenin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Profesör Doktor Erşahin Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.